Gerek attığı tweetlerle, gerek Gülben Ergen'le olan atışmalarıyla, gerekse Murat Övünç'ten aldığı ağır sözlerle Yeşim Salkım magazin gündeminin sürekli merkezinde. Ama birkaç sene öncesine kadar karışık aşk hayatıyla anılıyordu. Öyle ki yaptığı 5 evlilikten sonra Yeşim Salkım lakabını bile almıştı. Biz de sizin için Yeşim Salkım'ın aşk hayatını ele aldık. Eski eşlerini araştırdık. Gelin sanatçının aşk hayatına daha yakından bakalım. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, 1968 İstanbul doğumlu. Ankara'da büyümüş ve eğitim hayatına Fransız anaokulunda başlamış. Ama buna rağmen ticaret lisesinde okumuş. Zaten çok iyi bir lise okumanın onun hayalleri için bir katkısı yokmuş. Henüz sadece 6 yaşındayken Saklambaç gazetesinin düzenlediği bir yarışmada fotoroman kraliçesi seçilmiş. Babası sayesinde küçük yaştan itibaren müzikle iç içe büyümüş. Müziğe karşı ilgisi ve yeteneğiyle dikkat çeken sanatçı, böylece yüksek öğrenimini de müzik üzerine yapmış. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği bölümünden mezun olmuş. İlk aşkını da mezun olup çalışma hayatı içine atılınca bulmuş. Yeşim Salkım dönemin popüler barlarından Şaziye'de çıkarken ilk gördüğünde ne kadar beyefendi bir insan diye düşündüğü Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'le sevgili olmuş. İşleri de aşk hayatıyla düzene girdi ve İlk albümü Hiç Keyfim Yok, Şen'le 2 yıldır birlikte olduğu 1993'te geldi. Metin Şen'le ilişkisi 2,5 yıl sürdü. Bu onun ilk ve tek sevgilisi denebilir. Çünkü bundan sonrakiler hep eski kocaları. Yeşim Salkım ilk evliliğini 20 yaşındayken 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Yeşim Salkım kızı 13 günlükken evi terk etti ve boşandı. Bu ayrılığa bir sebep bulunamasa da ikili yıllar sonra ilk kez kızlarının düğününde yan yana görüntülendi. Bundan tam 8 yıl sonra 1998'de Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. Evet, Hakan Uzan bir dönem skandal ve yolsuzluklarla politikaya konu olan Uzan ailesinden biriydi. Yeşim Salkım benim katilim dediği Hakan Uzan ile gizlice İzmir'de evlendi ve Hakan Uzan bunu aileme nasıl açıklarım diyerek yaşadıkları peri masalına evlendiği gün son verdi. 3 yıl sonra 2001'de de boşandılar ama aşka inancını 2 yıl sonra tekrar kazandı ve Onur Eğir'in sahibi Arben İçli ile evlendi ve kabusu yine düğünle başladı. Damadın babası Hayri İçli ile annesi Nursel İçli Ulus 29'da düğün yemeğinin diğer davetlileri gibi geldi. Nikahı sessiz bir şekilde izlediler. Nikah sonrası baba Hayri İçli ayağa kalkıp oğlunun Yeşim Salkım'la evlenmesini alkışla protesto etti ve "Aferin oğlum, böyle bir kadını aileme sokabildin." dedi. Ardından da protestosunu düğün yemeğini terk ederek sürdürdü. Birkaç dakika sonra bu kez kayınvalide Nursel İçli önce gelin Yeşim Salkım'a dönüp "Nasıl becerdin? Gerdiğinde oğlumu elde ettin. Ailemize girmeyi başardın." dedi. Nursel İçli sonra da oğluna dönüp "Yakışıyor mu bu sana oğlum?" dedi. Elindeki kadehi geline doğru fırlatan Nursel İçli de eşi gibi Ulus 29'u terk etti. Damadın annesi ve babasının istemedikleri kadını evlenen çocuklarına yönelik sözleri Ulus 29'da derin bir sessizliğin hakim olmasına neden oldu. Sessizliği çifte şok yaşayan Yeşim Salkım'ın ağlaması bozdu. Bir sigara yakıp eşine veren Arben İçli "Üzülme hayatım" diyerek Yeşim Salkım'ı teselli etmeye çalıştı. Uzun bir süre gözyaşı döken Salkım'ı Arben İçli'nin ardından düğünün davetlileri de yatıştırmaya çalıştı. Yeşim Salkım gülerek geldiği düğün yemeğinden gözü yaşlı olarak ayrıldı. Evlendikten sonra Paris'e yerleşen çift yine de huzuru bulamadı. Yeşim Salkım Arben İçli'nin anne boşluğunu dolduramayınca 2 yıl sonra tek celsede boşandılar. Ama yine pes etmedi. Bir yıl sonra "İyi ki boşandım da İlker ile tanıştım" dedi ve İlker İnanoğlu ile evlendi. Ama birbirlerinin yaralarını kapatmaya çalıştıklarını fark etmediler. En azından Yeşim Salkım etmedi. Bir erkek hayatındaki bir kadın tarafından aldatıldıktan sonra aldatmayacağına inandığı bir kadına hemen evlenebilir. Bu erkeğin eski kadına karşı intikamıdır. İlker İnanoğlu eski sevgili Güzide Duran'ın kendisini Morris Cohen'le aldattığını düşündüğü an derin bir acı duymuş ve bu derin acıyı giderici ilaç olarak Yeşim Salkım bulmuş. İlker İnanoğlu'nun gözünde Yeşim Salkım hayatta ne istediğini bilen bir kadın portresindeyken Güzide Duran her an ne yapacağı belli olmayan tehlikeli bir kadın olmuş. Ama hiçbir şey geride kalmamış. Güzide Duran'ın gölgesi sürekli evlilikleri üzerinde gezince kısa sürede bu ilişki de bitmiş. Bunun üzerine yaptığı açıklamalar
zamanlarda bir daha evlenmeyi çok zor olarak niteleyen şarkıcı kendini işine verecek derken yine durmadı. Genç sevgilisi Hakan Eratik ile evlenerek sürpriz yaptı. Adımköy Karaağaç köyünde bir tesiste yeniden evlenen Yeşim Salkım çıkışta gelinlik yerine beyaz kürk ve kot pantolon ile objektifler karşısına geçti. Salkım gelinlikli fotoğraflarının ve düğünden görüntülerin daha sonra basına dağıtılacağını söyledi. Sonuçta 5. kez gelinlik giyiyordu. Ayrıca balayına gitmeyeceklerini belirten Yeşim Salkım, "Benim yeni kasetim çıkıyor. Hakan da çekimlere devam ediyor. Şu anda iş ile meşgulüz." dediler. Çiftin Ada isminde bir kızları da dünyaya geldi. Bu kez diğerlerine nazaran evliliği daha uzun sürdü. Tam 8 yıl. Bu 8 yıldan sonra çift ani bir kararla evleri ayırdılar. Yeşim Salkım çocukları ile inzivaya çekildi. Aylar sonra Hakan Eratik yeniden denemek istese de Yeşim Salkım bunu kabul etmedi ve Yeşim Salkım için 2015 yılında evlilik defteri kapandı.